vardı. O taşı alabilmek için çeşmenin tamamını yıkmışlar. Artık o çeşme yok. Gitti. En son gitti. En son kaybettiğim eserlerden bir tanesi bu. Geçmiş sunumumda anlatmaya çalışmıştım. Badalan Dede Mescidi. Şu anda yanımda bir inşaat var. Yapıldı, bitti ev. Badalan Dede Mescidi'nin duvarını kullanıyorum. Yine sıra yine Yenice Mahallede Sarı Mescit. Yarısı yıkık, yarısı duruyor. Fatih İbrahim Bey Camisi'ni restore ediyoruz. Ama keşke böyle restore etmeseydik. Son 3-4 yıldır tamamen yağmur etkisini açık bıraktık. Temellerine kadar işlettik. 14. yüzyıldan 1340 civarından kalma bir eseri, bir camiyi restore ediyoruz diye mahvediyoruz. İçerisindeki kalemişi süslemelerin hepsini kazıdık. Hiçbir şey bırakmadık. 19. yüzyıl eseriydi. Hepsini söktük attık. Şimdi yenilerini yaptık. Yenilerini yapıyoruz. Aynılarının birebir kopyası. Yani ne olur beni yanlış anlamayın. Sizlerden birisi gittiğinde diyecek ki aa evet 19. yüzyıldan kalma. Çünkü aynısını yapıyor. Birebir aynısı. Hem renk tonuyla hem şekliyle şuyla buyla. Ama biz biliyoruz ki sanat tarihçiler o 19. yüzyıldan kalma değil. Yine benzer şekilde bir Musalla Mescidimiz var. Naipli Mescidimiz var. Ha gitti, ha gidecek. Mezarlıklardan bahsetmek istemiyorum. Artık dikili taşımız kalmadı diyebilecek duruma geldik. Her yıl bir tane, iki tane, üç tane ama kırılıyor, ama çalınıyor, ama bir yerlere gidiyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman derdim büyük. Çünkü benim derdim Urla'nın kültürü, Urla'daki kültürü koruyabilmek, bunu yaşatabilmek, bunu gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek. Onun için biraz önce söylediğim gibi bu eserleri tanımak zorundayız, tanıtmak zorundayız. İçimizde, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize emanet olan kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. İşte bu toplantılar onları yapabilmemiz için bize birer vesile oluyor. İçimizdeki umut ışığını, geleceğe yönelik kaygıları bir parça da olsa üzerimizden atmamıza vesile oluyor. O nedenle bu vesileyi bizlere sağlayan başta Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız ve değerli hocam olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Sabır gösterip beni dinlediğiniz için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamak isterim. Tamam. Buyurun Ali Bey. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler aldık. Hakikaten Urla'da bizim de birlikte sen de çalıştığın sürede kent arşivi müzemiz yok. Kültürel varlıklarımız sergilenecek bir müzemiz yok. Urla'da çıkan tarihi, sanatsal eserler hepsi İzmir'de, sahada solda. Bu kültürün çocuklarımızın görmesi gerekiyor. Burada da yeniden bir kültür politikası oluşması lazım. Ama belediyemizin de bu konuda yıllardır, ben de içim, hepsinde içindeyiz. Bir oğlu okut olmayan bir sistem var. Belki bundan sonra bir onun yapılaşması lazım. Ben şeyi soracağım. Burada şimdi tabii farklı dinden insanlar yaşadığı için kiliseler varmış. O kiliseler nasıl yok oldu? O kiliselerdeki, ben Eyüp'te gördüm. Biz kilisenin o şimdi mekansal iç görüntüleri sıvayla sıvandığını gördüm ben. Gözlerimle çok üzülmüştüm. Burada böyle bir kiliseler var mıydı? Bunlar nasıl yok edildi? Yani, o konuda düşüncelerin var mı? Yani şimdi şöyle var ama yok. Şimdi şöyle. Her din kendine ait ibadethaneler yapmak ve bunların içerisinde de kendine inananları barındırmakla mükelleftir. Dolayısıyla bir din, bir inanış biçimi diğer inanış biçiminden daha önemli, bir diğeri de diğerinden daha az önemsiz değildir. Ama o dine mensup olan insanlar veya o inanışa sahip insanların coğrafyadan ayrılması ile birlikte binalar kullanım dışı kalıyor. Bu kullanım dışı kalma uygulamaları sadece kiliseler için geçerli değil. Mesela Kapan Camisi'nin hemen ilerisinde bir Sibyan Mektebi var. Bugün sağ olsun hocam aldı, restore etti Sibyan Mektebi'ni. Kütüphane olarak kullanıyor. Orası eskiden ahırdı, evdi, depo alanıydı. Yani her mekan inşa edildiği özgün karakterini yitirdiği zaman maalesef yıkılmaya yüz tutuyor. Özellikle de içinde insan yaşamazsa o mekanlar giderek göçüp gidiyorlar. Şimdi kiliseler mevzusundaki sorunuza gelince Urla ve bölgesinde yaşayan Ortodoks cemaati son derece dinine sadık insanlarmış. Bunu ben neden söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Çünkü
Benim tespit edebildiğim 60 civarında kilise var. Burada 60. Urla'da. 60 kilise var. Urla köyleriyle birlikte, Urla merkeziyle birlikte. İki tane temel kiliseleri var. Ayoyannis ve Ayos Yorgos. Aziz Yorgo ve Panaya, özür dilerim yanlış dedim, Panaya Kilisesi. Panaya Kilisesi bugün kaymakamlık binamızın olduğu yer. Aya Yorgo Kilisesi kaymakamlık binamızdan düz yukarıya çıkan caddede tepenin üzerindeki alan. Bu iki ana kiliseye bağlı da 25-30 kırsal kilise ve mahalle kiliseleri var. Bunların hiçbir tanesi ayakta değil. Sonuncusunu da 2 yıl, 3 yıl önce kaybettik. Mekanın sahibi samanlık olarak kullanıyordu. Birkaç fotoğrafı çekilmesinden endişelendi. Burası tescillenir, elimden gider dedi, yıktı. Son kiliseyi de böyle kaybettik. Şimdi elimizde bir tane kaldı. Tek bir tane kilisemiz kaldı. O da 1901 yılında inşa edilmiş olan, bugünkü iskele ilkokulunun binasının içerisinde yer alan kilise. Eski okul binası olan tek şeyli. Onun dışında başka bir kilisemiz mevcut olarak ayakta değil. Fakat yerleri, nerede oldukları, isimleri, biz bütün bunların hepsini, işte Urla Araştırmaları Merkezi bunun için var. İşte Urla'daki o kültür araştırmaları, Kültür Bakanlığı'nın yüzey araştırmaları bunun için var. Bunun için çalışıyoruz. Bunları saptıyoruz. Yerlerini biliyoruz. İsimlerini biliyoruz. Mevcut yapıların planlarını biliyoruz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yapmış olduğum çalışmalardan alınan izinleri biliyorum. O alınan izinlerde inşaat ruhsatları planlarla veriliyor. Tıpkı bugün Urla Belediyesi'nin bir inşaata onay vermesi için veya herhangi bir belediyenin bir inşaata onay vermesi için planını gördüğü gibi, Osmanlı merkezi de planı görmüş, planı verdiği iznin arkasına eklemiş, ona göre göndermiş. Dolayısıyla planlarını biliyoruz, mevcut hallerini biliyoruz. Bir yüzyıl önceki, yani 1922 öncesindeki durumlarını da değerli araştırmacı Nikos Milioris'in Urla kitabından biliyoruz. Orada anlattıklarından biliyoruz. Dolayısıyla çok sayıda şey var. Ona bakarsanız iki tane havramız var. Birisi şu anda ev olarak kullanılıyor. Hem de yeni restore ettiler. Çok da güzel bir ev oldu. Hacı İsa Mahallesi'nde. İki tane Yahudi mezarlığımız var. Çok güzel bir şekilde dolgu yaptık üzerine. Ama merak etmeyin, taşların hepsini ölçüleriyle beraber alıp okumuştuk. Bunu da yayınladık şu anda. İsrail'de bir şeyde çıktı. Yayınlandı. Yani dolayısıyla birçok eserimiz var. Hepsini kaybediyoruz Ali Bey. Üzücü olan şu, şimdi belediyede görevli arkadaşım burada, sanat tarihçisi olarak. Maalesef kültür politikaları belediyelerin politikaları değildir. Şimdi ben bunu eski bir belediye çalışanı olarak ve kültür sosyal işleri iki kez yönetmiş birisi olarak söylüyorum. Yerel yönetimler bir takım iş ve işleri yaparlarken mevcut günlük politikaları doğrultusunda halkın isteklerine cevap vererek devam ettirmek zorundadırlar. Bu onların varoluş nedeni ve gerekçesidir ve de doğrudur. Ama yerel yönetimler kültür gibi geleceği son derece önemli bir şekilde etkileyecek olan iş ve işleyişlerin içerisinde ana sorumlu olmamalıdır. Bunun ana sorumlusu devlet olmalıdır ya da bunun ana sorumlusu bu bölgede oluşturulacak olan işte Urla Araştırmaları Merkezi gibi sivil toplum kuruluşları ya da vakıflar olmalıdır. Dolayısıyla bizim hani bu çalışmalarda ortaya koyduğumuz veya bugün size gösterdiğimiz bu eserlerin yenilerini kaybetmemek için, çünkü her gün inanın ki birçok eser kayboluyor. Türkiye'de hemen hemen her şeyde söyleyiverin şunun adını, her ay Kültür Bakanlığı'nın sitesini kontrol ediyorum. Orada çalıntı eserler ve geriye alınan eserlerle ilgili şeyleri ifade ediyorlar. İnanın müzenin bahçesinden çalınan mı istersiniz? Caminin içerisinden çalınan mı istersiniz? Kazılıp tümülüsün içerisinden yeni çıkarılmış, satılmış mı istersiniz? Yüzlerce kelimesi az kalıyor. Binlerce eserimiz var. Binlerce eserimiz var. Yani bugün sadece Louvre Müzesi'nde size gösterdiğim 20-30 tane slide var. Louvre Müzesi'nin de 1000'e yakın Klezomen eseri var. Kent arşivi ile ilgili bir açıklama yapabilir miyim? Hem belediye adına bu işi devam ettirdiğimiz için. Sayın Murtaza Dayanç Kaymakamımızın başlatmış olduğu bir çalışma var. Kent arşivinin biz
kurulumunu başlattık. Mehmet Emet abimiz, Kemal abimiz de ve sonrasında Ferhan Bey de buna katılım sağlayacak da Ferhan Bey'le daha yeni konuşuyoruz bu konuyu. Şöyle ki Ardeti Köşkü'nü halkın içindeki ismiyle aslında eski tekel deposunu kent arşivi olarak biz tekrardan işlev kazandırmak istiyoruz. Bu konuda bir takım çalışmalar yaptık. Hatta Emin Hanım olsun, Bilge Hanım olsun, onlarla sözlü tarih çalışmalarla ilgili çalışmalarımız oldu. Sayın Hadi Başman, Kent Konseyi Başkanımız bize bu konuyla ilgili, bu konuları daha doğrusu yürütebilmemiz için konuşanabileceğimiz bir alan olarak Kent Konseyi'ni bize tekrardan hani terk ettiler diyelim kendi rızalarıyla. Şu an onların da desteğiyle biz bu işi başlattık, devam ettiriyoruz. Proje aşamasındayız. Etap etap tam bir tanıtıma yaklaşık bir 10-15 gün hatta 20 gün diyelim bir tanıtıma çıkacağız. Şu anda bütün işlemlerimizi, resmi işlemlerimizi de yaptık. Başvurularımızı da yaptık. Marka tesciliyle olsun ve envanter toplamaya da başladık. Bu konuda ilgili bir grup bulmuşken çok da gölgede bırakmadan sunumu çok minik bir tanıtım yapmak istedim. Çünkü sizlerin katkısıyla biz bu eserleri tekrardan insanların beğenisine, insanların bilgisine sunabileceğiz. Bu bilgileri bir araya toparlayabileceğiz. Bunun için Kent Konseyi, eski Kent Konseyi binasında şu anda her gün bu işler için uğraşıyoruz. Ziyaret ederseniz, gelirseniz, neler yaptığımızı görmek isterseniz bekleriz. Eser bağışlamak isterseniz yine aynı şekilde bekleriz. Tabii ki de anlatacağımız tarih geç dönem tarihi olacak. Daha etnografik müze demek istemiyorum çünkü şu anda müze ismini almamız için bürokrasik bazı engeller var. Binanın engelli erişimine uygun olmamasından kaynaklı. O yüzden biz kent arşivi dedik. Urla Kent Tarihi ve Arşivini kuruyoruz. Sizlerin de bu konuda katkısını bekliyoruz. Naçizane. Ben müsaadenizle bir şey paylaşacağım. Lütfen üzerine alınma. Tabii, tabii. Yani sizinle ilgili hiç şey değil ama. Şimdi hani belediyelerin üzerinde kalmamalı dediğim şeye aslında sizin anlattığınız birebir örtüşen bir hikaye var. Şimdi bugünkü Arditi Köşkü eski tekel binası. Eski tekel binasının satın alınmasını sağladık belediyede çalıştığımız dönemde. Tekelin elindeydi. Tekelden satın aldık. Urla Belediyesi Meclisi'nden karar çıkarttırdık. Müzeye verilmesiyle ilgili. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Profesör Doktor Hayat Erkanal başkanlığında bir grup orada müze kurmayı ve taahhüt etti. Her türlü şey tamamlandı. Nereye takıldık biliyor musunuz? Kültür Bakanlığı o dönem için kalktı bir açıklama yaptı. Dedi ki küçük müzelerden para kazanamıyoruz. Hepsini kapatıyoruz. Yeni müze de açmayacağız. Bina hazır. Restorasyon projesi için para tamam. Yani şimdi Allah'ı var Selçuk Başkan da bu konuda çok şey bir adamdır. Yani bir yeri restore etsin, yeni bir şeylere inşa etsin. Hakikaten çok da severdi yani bu konuları ve çok da sahip çıktı adamcağız. Belediye meclisinin zamanında karar da aldı, binayı terk de ettik. Satın aldığımız binayı terk ettik Urla Belediye'nin. Ama olmadı. Bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Çok takdire değer bir çalışma yapıyorsunuz. Bizim burada anlattıklarımız geç veya erken dönem. Bugün yaşadığımızda, 5000 yıl önce yaşadığımızda bizim kültürümüz. Ve bize ait olan bu anları ve kültürü korumak hepimizin görevi. Onun için sizi yürekten alkışlıyorum. Yürekten destekliyorum. Medya Şükran bu çalışmanın içerisinde bulunan herkese. Ama bildiğim bir gerçeklik var. Yerel yönetimlerde baş değişince aşağısı da ona uygun hale geliyor. Ve sizin geçmiş dönemde yaptığınız çalışmalar çok bir kıymet ifade etmiyor. Belli bir süre sonra yok olup gidiyor. O nedenle hani bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum. İnşallah böyle bir şey yaşamayalım. Bunun yolu ve yöntemi de bence bunları kurumsal hale getirmek ve o kurumsallığı devam ettiriyor olmak. İnşallah başarılı oluruz hep beraber. Hocam bir şey söyleyecektiniz buyurun. Ben bir katkıda bulacağım. Estağfurullah. Hani Limantepe ile evet. İlgili. Limantepe ile ilgili. Ben yaşça hepimizden yaşlıyım. Estağfurullah hepimizin en gencisiniz. İskeleli olarak. İskeleli. Ortaokul ikinci sınıfta arkadaşlar denize girerken bir çift iskeleden Limantepe'ye doğru geliyordu. Biz denize giriyorduk. Karı koca yaşlı İngilizmiş. Ellerinde bir kitap var, bakıyorlar. Bize sordular, plazomanyayı sordular. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz açıkçası.
Ben şöyle düşündüm. Oradaki ses uyumundan Kilizman'ı çağrıştırıyor. Dedim ki arkadaşlar bunlar Kilizman'ı soruyorlar. Kilizman da bugünkü güzel bir şey. Güzel bir hatta adadan Kilizman'a deniz altından bir tünel açıldığı varsayılan anlatılırdı bize böyle bir şey. Biz güldük. Birkaç tane de Fransızca sözcük uydurarak bir şeyler söylemeye çalıştık. Adamlar bastılar ikiler Limantepe'ye doğru. Klasomeni'yi gösteriyorlar. Limantepe benim küçüklüğümde 8-9 yaşlarında akordeonla çalınan, şarkı söylenen bir mesire yeriydi. İskeleye gelen, orada bir tabur vardı. Oradaki subayların, çocukları falan. Biz de oradan seyrederdik. Kara batakları, yukarıdan denizi falan. Sonradan Urlalılar bilirler, bir tütün tüccarı var. Kadir Kut diye bir. Orası satın aldığı. Limantepe'yi satın alıyorlar. Ve bravo. 36 bin liraya, bakın o rakamı iyi mi? 36 bin liraya aldılar. Bizim mahallede ustalar kazmaya başladılar. Fakat orada bir duvar şekli yola, orada bir in vardı, in derdi. Hiç duydunuz mu siz bunu? İn. Şöyle bir kemerdi, taşlardan yapılmış bir kemer, bir hacim vardı. Orada balıkçılar, kuraşörler, kimlerse ateş yakarlar, balık pişirirler, çarap içerlerdi. Biz de gündüzleri oynardık orada, yağmurlu havalarda. Kadıkurt orasını alınca duvar şekli içinde kaldı. O şimdi yıkılmadıysa içindedir. Olabilir. İskeleye doğru, o yolun iskeleye doğrudur. Sonra duyduk, inşaat durdu. Biz gidip bakıyorduk. Bir lahit çıkmış dediler. Kurşundan bir lahit dediler. Kadıkurt alıp bunu İzmir'e götürmüş. Dedi ki herhalde müzeye getirecek bunu. Sonradan öğrendik, birazcık da abarttılar herhalde. Kesmiş iyi. Para ve mücevher çıkacak diye kestiğini söylediler. Tanık olmadık ama bu yayıldı. İçeriden bir çocuk iskeleti çıktığı söylendi. Ve o günden beri ki biz Kadri Kurtların çocuklarıyla da arkadaşlık. Orada hala da ben iskeleye dolaştığım zaman hala o şeyi utanç. Bir de iskeleye bakan beton bir beton duvar koydular oraya. İstinat bir şey. Bu yolun sağında söylediğiniz kazı yeri var ya, çok ilginç. Yeni çıkacak öykü kitabımda da bunu öyküleştirdim bunu. Biz orada çardak kurardık. Onun üzerine çardak kurardık. Bir gün üniversiteden geldiğim zaman babam dedi ki, bak bizim çardak kurduğumuz yeri kazıyorlar dedi. Ben de gittim. Galiba bir hanım vardı, bir doçent vardı. Ondan bilgi aldım. O zaman da bir çöplüğü kazıyorlarmış. Burası çok önemli dediler. Yani kazılan yerde çöplük çok önemliymiş. Doğru. Ona bakıyorlardı. Onlar ona bakarken ben hangi sözcüğü bulacağımı düşünüyordum. Çünkü paralize oldum düşüncemde. Çünkü biz orada hayvanlığımız tütün kırar ekerdik. Orada onun altında bir uygarlığın yattığı bilincinde değildik. Şimdi bu söylediğiniz şeyler bir burjuva kültürünün gereğidir bunlar. Avrupa burjuva kültürüne çok önceden girdiği için bunları topluyor. Yani birazcık da sınıfsal özelliği var. Bizim burjuvalarımız Kadri Kut gibi zengin bir adam bu kültürden yoksun olduğu için lahitleri kesiyor. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim hocam değerli katkınız için. Lütfen buyurun. Aslında koruma amaçlı yani çok şikayet ediyoruz ama birçok şey de yapıldı. Yani işte mesela her şey sade hamamı yapıldı. Fakat bu işler kazandırılamadı. Onun ne oldu? Belki belediyedeki arkadaşlar bilirler. Bir ara hani özel sektör mi kiralanacak vesaire bir şey olması lazım. Maalesef olmadı. İnşallah olacaktır. İkinci olarak şimdi o eski derenin yanında olan yerde Aryo Kültür Merkezi diye bir şey yapılıyor. Çok sevindirici bir şey. Ona ne işlem kazandırılacak? Pek paylaşılmadı. Aslında galiba daha önce Kaymakamlık Önder Bey'in girişimlerine onun çok faydaları oldu diye ben şahsi olarak. %100 faydaları oldu. Hakikaten iyi şeyler yaptı. Bir de biliyorsunuz bizim sağlık ocağı Vay Anne geldi. Aşağı yukarı bitti galiba yakında artık açılacak. Düşünürseniz biz 20 senedir burada oturuyorum, İzmir'den geldim.
hiçbir şey yoktu. Şimdi sanat sokağımız var. Tarih eserlerin bir bölümü otel oldu, vesaire oldu. Yani bir şeyler de oluyor. Ama genç nesilimize buraya bakın, hepimiz 60 yaşımızı. Yani pek daha genç var ama maalesef dediğiniz gibi bütün politikası olarak ilgilenmiyor gençlerimiz. Çok üzücü tabii bu. Ama bundan yılmamak lazım. Muhakkak yerimiz iyi kötü. Yani bir şeyler de oldu, çabalar boşuna olmadı. Koruma kurulu, oraları koruma altına aldı vesaire. Buna şükür yani 20-30 sene önce bunlar hiç konuşulmuyordu. Bir de bir şey daha açmıştan bunu gösteren adresi dediniz. Geçenlerde Ahmet Büke diye bir adam, iyi bir yazar, yeni bir kitabı çıktı, Deli İbrahim Divanı diye. Biz kitap kulübü olarak aldık, okuduk falan. Orada Köstence adresi falan. Bu kadar sene ben buralardayım, hani Güveya'dan ilgiliyim, haberim yok. Meğerse uzun odayım. Daha sonra tesadüfen Rüzgar Gün'den geçerken 2-3 gün önce baktım uzun oda tarihi, Hal diye bir hoca. Uluşan Han. Çok güzel. İki günde bitirdim. Meğerse hiç bilmediğimiz, yani çok eksiğimiz olan demek istiyorum. Burnumuzun dibindeki ada 1923'e kadar 2000 kişinin yaşadığı, hayvancılık yaptığı vesaire bir canlı bir köymüş. Yani öyküsü var, yani kitaplaştı. Doğru. Dolayısıyla yani çok da tesir olmayalım. Yeni yeni kitaplar çıkıyor mesela. Öz Karşılığı'nın mı? Urla kitabı çıktı ikinci. Fevkalade yani çok bilmediğimiz şeyleri orada da öğrendik. Vazif Bey de aramızda zaten kendisi. Sizinle tabii çok büyük katkınız oldu eskiden beri. Hatta ben bugün Muzaffer'i aradım, Muzaffer Tuncay'la eşini. Ya gelin dedi, böyle bir toplantı var. Biraz daha ısınarmış. Ya dediler, Ferhan Bey bu konuda çok doludur. Ben bize anlar sonra falan. Neyse başınızı ağrıttım. Ama inşallah daha iyi günler gelecek. Teşekkür ediyorum. Ben sizin bu başka bir soru var mı? Yok. Bir zaman şey ilave etmek istiyorum Ferhan. Tabii, ben müsaade edersen. Estağfurullah. Ferhan'cığım bir defa muhteşem bir sunumdu. Yani iyi ki seni tanımışım ben. Senin çocukluğunu iyi bilen bir insan. Ben seninle gurur duydum, onur duydum hakikaten bu şeylerden. Çok teşekkür ederim. Yaptıklarını çoğunluğa da şey var. Ben daha biraz daha yakın tarihe doğru geleceğim. Ben bir Urlalıyım. Benim kardeşlerim, abilerim hepsi burada mezunlar bile. Keşke burası imara açılmasaydı. Şu güzeli bırakın onları, bırakın onları. Şu taş evlerin yıkılması, bizim kendi evimizle yıkılıp o güzelim evler, o güzelim şeyler yıkılıp da bu hale gelmiş. Eskiden ben burada bir araç göremezdik, biz araç bulamazdık. Ben bugün ilk defa geldim, arabamı koyacak yer bulamadım Urla'nın içinde. Keşke Urla bu hale olmasaydı. Hiç olmazsa bu yakın tarihteki eserlerimiz hiç olmazsa biraz şey çıkalım, sahip çıkalım. İnşallah. Yani inşallah belediyemiz de bu konuda şey yapıyordu. Bir şey daha var. Belki yanlış biliyorum ben onu ama onunla bilgi alayım sana. Bir zeytinyağı fabrikamız vardı bizim. Camiye giderken şeyden. Caminin yanından geçerken bir de bizim ara cami vardı. Bizim evin şeyde. Orada bir zeytinyağı. Böyle bildiğim kadarıyla o dünyanın eski zeytinyağlı şeylerinden birisi, fabrikalarından birisi de biliyorum. Öyle bir yok. Öyle değil. Yanlış bilmiyorsam ama çok eski. Eski. Ya eski. Oranın eski. Plastikle kaplanması. Yani nasıl bir şeydir? O kadar sinir sistemlerim olduğu ya, o kadar alışmışız ki biz oralara. Onun için çok teşekkür ederim. Ama gerçekten gurur duydum seninle. İnşallah İzmir'de de bazı etkinliklerde bize inşallah şey yaparsam inşallah görüşelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben müsaadenizle sözü kapatmak için bir dakikanızı rica edeceğim. Onu da şunun için rica ediyorum. Çok sevdiğim bir şair Ahmet Arif. Günü biraz umutsuzlukla başladık, söyledik ama şunla kapatmak istiyorum. Beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Havva anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben. Tanıyor musun? Gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Benim umutlarım sizde arkadaşlar. Ferhan Bey, Ferhan Bey. Çok tamam, teşekkür çok ediyoruz. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dakikanızı alacağım. Lütfen. Söyleyeyim sonra sizinle konuşalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kitap kitabımız vardı. Onu da başta duyurmuştuk. Unutmayın. Tamam, söylüyorum. Bir de bu tür şeylerde baskı önemli. Bu tür programları yapmak önemli. Kuruluşlara, kişilere
baskı önemli. Yani bir şeyler yapılıyor, evet. Bugün sağ olun açıklamaları yapıldı. Kaymakamımızca, belediyece bazı şeyler yapılıyor. Geçmişte bazı şeyler yapıldı ama yeterli değil. Daha düzenli olabilir.